Ette misin kardeşim? Ne yapsak? Evet arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldin. Bugün misafirlerim Şakir Yıldız. Kendisi... Kanal senin mi benim mi ben anlamadım ya. Kendisi çok bilinen bir insan değil. Sıradan biri ya. Kameraman da Bayram Can, o da sıradan biri. Siz? Ben Doğukan Orhan. Ne yapsak bugün ya? Ne yapalım? Çekiyoruz da ne yapsak? Yanlasak, dönsek falan. Dönek yok mu ulaşır? Bilmiyorum ki, var mı ki? Ha Bayram? Var mı acaba? Yani vardır illaki dostum. Bugün sevgili Doğukan Orhan'ın Raket Bane VRZ'siyle beraberiz. Biraz yanlarız, çekirdek kola falan. Şurada bir tane göbek var ama dönebilirsek artık. Arabası güzel. 2-3 senede topladı diye biliyorum. Yavaş yavaş. Raket Bane V1 body kit var. T37 jantlar var. Karartma falan. İşte apaçilikler. Yok aslında orijinal o karartması biliyor musun kardeşim? Hani stopun özelliği bu. Karartma yok yani. Şimdi... Apaçiyim ama kendi çapımda. Bunun ismi nedir? Ben bunu unuttum ismini. Aynen o lower. Lower. Pahalı bir şey o zaman. Boş ver. Ya vizör diye de geçiyor. Türkçe'de vizör de diyorlar ona. Arabada sevmediğin tek ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Önde de arkada da plaka var. Plakalar kare olacak. Kare plaka bak. Kare. Bu arabayı tek şart tamam. Olan kare plaka. Kare plaka yapıyoruz. Başka yani gözüme takılan bir şey olmadı. Ufaktan da bir tık daha basabilirsin önü. Önü ya bak sadece. Şimdi ben günlük kullandığım için arabayı. Hani bir tık daha bassam gündelik. Ama mesela ben şu an kullanıyorum arabayı. Evet. Sekmesi falan çok iyi. Hiçbir yere sürtmüyor. Bence yani şuralara falan inebilir bu araba ya. Ya 3,5 santim basık aslında ön. Arkada 3 santim basık. 4 yaparım senin hatırına. 5 yap. 4,5'da anlaşalım. 5 yap. 4,75 bak 5 yap. Tamam da 5 yap. 5 yap tamam. Çok tatlı olacak tamam, bu. 5 yap. 5 yaptıktan sonra bir daha çekeceğiz. Tamam. Burada da bizim Apache Bayramca. Evet. Hiç yanımlar eksik olmuyor. Evet. Jantlar orijinal mi yoksa replika mı? Replika ama kaliteli replika. Kaliteli replika. Evet hafif yani hafif seri. Hafif. Bu ismini unuttum yine ya. Louvre. Louvre. Ha, bunun devamı mı bu yoksa bu da ekstra bir şey mi? Yok da... devamı aslında. İki parça bu. Devamı. Peki önde falan takılıyor mu? Önde bir şey oluyor mu? Yok olmuyor. Sadece arka. Bu, burası. Aynen. Bunun peki... tabii 3 çeşidi var. Hani ben bu modelini seçtim daha agresif tutmak için. Diğer iki modeli birazcık tasarımlarını beğenmiyorum açıkçası. Peki spoiler? Kendi orijinal spoiler mı? Orijinal spoiler'ı değişecek. Raket Bane'nin değil ama. Yok Raket Bane'nin değil. BRZ'nin stok spoiler'ı bu. Raket Bane spoiler'ı pek beğenmediğimiz için kullanmak istemedik. Ne takacağım peki onun yerine? Custom bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Yani var mı örnek, fotoğraf falan öyle? Sürpriz olsun. Yani arabayı 5 santim basayım onu da çekeriz. Tamam. Ona kalsın. Var mı peki aklında olan mesela arkada değiştirebileceğin, önde değiştireceğin? Kaputumuz değişecek. Evet kaputta bir çok sadelik var. Sadelik var. Sadelik var. Değil. Ama mesela senin Raket Bane şey değil, replika tarzı değil. Mesela yok, bazıları getiriyor, bakıyorum. Yurt dışından getirdik diyor. Yurt dışından getiriyorlar eyvallah ama yine bir replika oluyor. Tam oturmuyor mesela. Seninki de tam böyle oturmuş. Hiçbir sıkıntı görmüyorum ben. Stomuz çok kaliteliydi. Gerçekten çok güzel işçilik yaptı. Onun dışında hani zaten orijinal Raket Bane. Yurt dışından gelmiş bir Raket Bane bu. Ve sadece 4 çamurluk değil. En güzel yanı o. Hani marş şipiyeli olsun, lipli olsun. O liplimiz de karbon fiber, fren soğutucularımız karbon fiber. Fren soğutucular pistte bayağı bir etki yapıyor. Şunlar sulu kaplamalı mı karbon? Yok, orijinal karbon fiber bunlar. Ya çoğu kişi paradan kaçıyor biliyorsun. Sulu karbon yapıyorlar. Günümüzdeki modifiye zaten hep öyle. Sulu karbon. Bu karbon. Orijinal karbon, karbon. Fiber bunu mat siyah kullandı. Aynen mat siyah. Bunlar orijinal karbon. Bunlar da. Bunlar da. Evet. Yani arabada hiç replika dışı yok. Jantlar harici bir şey yok. Aynen. Fren disklerin orijinal fren disklerim. Daha değiştirmedik. Tamam. Zaten karbon fiber seçmemizin nedeni fren soğutucuları. Şimdi fren soğutucunun amacı freni en hızlı şekilde soğutup pistte en yüksek performansı sağlaman. Şimdi onu karbon fiber kullanmazsan replika bir şey yaparsan bir anlamı kalmaz. Yani, fren soğutuculuğun bir anlamı kalmıyor. O yüzden hepsini orijinal kullanmayı tercih ettik. Onun dışında replika başka bir şey yok araçta. Yani bir tek jantlar replika, geri kalan her şey orijinal. APR marka kullandık liple fren soğutucularımızı, kanatlarımızı. Şimdi kanadımız, arka spoiler'ı da APR kullanmak istedik ama daha bir standart dışı bir şey yapmak istiyoruz. İşte o da sürpriz olsun.
Peki aynalara bir şey var mı? Mesela böyle bir değişik bir şey takıyorlar. Tabii gene APR'nin aynasını takıyorlar. Onu bulamadık. Gerçi bulduk ince ama. İnce böyle ince bir şey takıyorlar ya. Ondan mı yapacaksın yoksa daha değişik bir standart dışı mı? Daha değişik standart dışı bir tasarım yapmayı düşünüyoruz. Zaten arabanın üstünde sticker çalışması yapılacak. Aynen. Yani sticker kaplama olacak mı? Yok, kaplama değil. Sadece sticker çalışması yapılacak. Ufak tefek. Evet, ince evet. Dokunuşlar. İnce dokunuşlar yapılacak. Şununla bir değişiklik olacak mı yoksa bu orijinal böyle kalıyor mu? Bu orijinal kalıyor böyle. Yani şurası böyle bir değişme bir şey oluyor mu? Yok yok, bu orijinal. Tamamıyla orijinal. Evet. Yani bu süs aslında. Hava kanalı falan yok burada. Fonksiyonu yok bunun. Sadece ben görüntü. Ben Bereze'den çok anlamıyorum. Senin arabayı da çok beğeniyorum. Ben makyajlısında buraya değiştirdiler. 2017 modelinde. Onda işlevselli. Gerçekten de hani bir soğutucu. Peki biz de yapsak? Yapabiliriz. Keseriz. Yap. Keselim. Her şeyi kessin zaten. Çamurlukları kessin. Arka çamurluğu kessin. Onu da kes. Onu da kes yani. Onu ne da olmuş? Senin için keselim. Gel birlikte keselim. Olur. Keselim. Buna çağır beni. Arabanın içinde bir değişiklik yapmadın. Orijinal. Orijinal içi standart. Bereze. Koltukları çok güzel ya. Rahatsız etmiyor. Koltukları hiç rahatsız etmiyor. Orijinal ama yani kullanıyorum ben. Yarım saat, bir saattir kullanıyorum arabayı. Hiç ya, böyle bir rahatsızlık bir vermedi. Bayağı bir gezdik ya. Bayağı rahat gezebiliyoruz yani. Ya ben şimdi baksana ben burada bir Intercity İstanbul Parkı sticker'ını gördüm. Evet. Sen çıkıyor musun? Ya bu Intercity hatırası. Bir defa tecrübemiz oldu Intercity'de. Pis günlerine katıldık arabayı bu hale getirdikten sonra. Bir defa mı yoksa sürekli çıkıyor musun sen bu arabayla? Sürekli hale getireceğiz şimdi. Daha ilkini yeni yaptık. Şimdi yaz sezonunda olduğumuz için pis çok sıcak oluyor. Ve araç motoru için pek sağlıklı olmadığı için Eylül ayında başlayacağız. Motor içine gelmişken, motor orijinal değil mi? Orijinal stock box'ın. Kaputu açabilir misin? Mesela bilmeyenler var motor içine bu arabanın. Böyle heybetli bir araba görüyorlar. Yo, öyle yani çok... Motor içini merak edenler var, görmeyenler var. Öyle gösterelim. Çok şey bir motor yok ya. Biraz hani... da pismiş. Temizleseydik bari. Kapat kapat. Araba 200 beygir değil mi? 200 beygir. 200 beygir. Orijinal Boxer motor. D4S Boxer kodlu. Evet. Toyota Subaru motoru. Toyota ile Subaru'nun ortak çalışması. Motoru zaten... Subaru veriyor. Kasayı çalışmasını da Toyota yaptı. Zaten Toyota GT86 da aynı. Aynı. Ufak tefek bir makyajlar çok var. Ufak. Çok ufak. Hani göze çarpmayacak detaylar. Ama tabii biz neden Subaru diye soracak olursan ya Subaru ya. Aslında Japon ya. Japon. Aslında Toyota da Japon. Bilmiyorum Subaru. Yes. Orayı çok karıştırma. Subaru yani. Daha çok hoşuma gidiyor. Abi peki difüzör? Yani raket panelin difüzörü mü yoksa custom yapılmış bir şey mi? Yok, raket panelin V1 difüzörü. Her şey şu an arabada V1. Aynen, her şey V1. V1 dışında başka bir şey yok. Ya difüzör çok hoşuma gitti ama şunlarda, şunlar ne? Ben bunları daha anlam veremedim şunlar. Geri vites lambası mı oluyor? LED kullandık, geri vites LED'leri. Bunların kapağı yok. Tasarım bu şekilde kullanılıyor. Özellikle LED kullandım. Karanlıkta geriye taktım mı muazzam bir görüntü oluyor arkada. Peki egzoz var mı arabada? Ufak bir tasarım var, yani bir çalışma var. Tabii bir ufak oynadık ama öyle... Sesini duyma şansınız var mı? Anahtar sende mi? Al vereyim de anahtarı. Anahtarda böyle bir anahtarı var arkadaşlar. Çok stabil. Yani stabil. Normal Subaru işte. İşte aile arabası. Normal Subaru. Sana bir şey diyeyim mi abi? Evet. Güzelmiş ha. Ufak böyle çok ufak bir içeriden bir şey belli olmuyor ama dışarıdan harbi çok iyiymiş. Öyle ufak bir arkaya daha çok içeriği rahatsız etmemesi adı altında arkaya bir çalışma yaptık arka çıkışlara. Aynen. Çıkıştan da güzel ses alabiliyoruz. Harbi güzelmiş. Araba bu arada otomatik vites. Bir onu söylemiyorum. Otomatik evet. Otomatik işte o ben kötü. Ben aldığımda manuelini bulamadım. O kötü. Sen önce o çok, çok kötü ya. O çok kötü diye. Yani zar zor bu otomatiğini bulabildik öyle söyleyeyim. Ama dönüyor be. Yavur dönüyor be. Zaman geçsin de dediğim gibi şurası bir boşalsın. Aynen trafiği bir kapansın ondan sonra burada ufaktan bir çizilen bir şeyler yaparız. Şimdi oradan çıktık biz. Aslında orada dönecektik biliyorsunuz. Akşam ne oldu ama kendimiz risk atmadık istemedik. Çünkü arabalar falan geçiyordu yine. Ne bir kalabalık vardı. Ufaktan vardı yani bir şey olacağından değil ama ufaktan bir kalabalık vardı. En azından burada kimse yok. Yani burada en azından burada bir tur böyle kimseye zarar vermeden, çevreye zarar vermeden dönelim. Keyfimize bakalım. Size de verdiğimiz sözü tutalım. Ufaktan bir dönelim ya. Hepimiz döneceğiz zaten. Ha ilk sen dön. Sen dön ki bize arabayı göster. Ya tamam ben biliyorum. Ufaktan tefekten de. Nasıl bir ufak bir gösteririz. Sen göster sonra ben dönerim. Veyahut da sen dönersin kanka. En son ben dönerim. Döne döne. Etrafında dönebilir miyim kanka? Ben ona girmem. Ben güvenmiyorum sana kardeşim. Bak yanlış anlama. Kimseye güvenmiyorum ben. Ben sana vereyim. Sen bir açılış yap. Tabii ki de açılışı yapalım. Sen bir açılış yap. Çok üzmeden bize de bırak.
Yanladık ettik ama şöyle bir sıkıntı oldu. Biz kamerada yanlayamadık çünkü sağ olsun videoyu çekemedik. Kamerada bir sıkıntı oldu. Lastikleri bitirdik yani, o sırada da. Yani bayağı bir yaktı yıktı ama ben çekemedim. Durdur dememe rağmen affetmedi. Neyse arabayı döndüm. Zaten bittiğimizde bir video daha çekeceğiz. Ya çekeriz abi işte. Şimdi biz de dönsek iyiydi be. Tabii. Araba raketlanıyor. Subaru. Araçta zaten ufak tefek değişiklikleri olacak. Spoiler geliyor. Evet, arka plakaları geliyor. Kaput değişecek aynı. Kapaklar değişecek. Aynı kapakları değişecek dedim. Aynı kapakları. Custom. Egzoz vardı. Egzoz. Onu söylemeyi unuttuk biz videoda. Ufak da bir egzoz değişiklik egzoz olacak. Egzoz da bir değişiklik. Ama bir şey diyeyim sana? Şu an çok tatlı biliyor musun? Ya böyle bir çıtırdan bir arttıralım. Kimseye rahatsızlık vermeden. Ama şu an aşırı derecede tatlı. Dışarıdan falan sesi aşırı derecede inanılmaz. Yanında olsanız zaten çok beğenirsiniz. Yani şöyle duruyor araba. Dışarıdan çok süper sport bir araba duruyor. İçine bindiğiniz zaman, koltuğuna bindiğiniz zaman, çünkü koltukları falan zaten bayağı bir racing koltuk. Evet. Ben mesela yolda şu an kullanıyorum. Yolda gelirken böyle kendimi süper sport bir arabanın içinde her türlü hissediyorum yani. Gazlam olsun, ses tepkimesi olsun, ses tepkimesi olsun, arabanın her şeyiyle bir şeyi var. Egzozu zaten inanılmaz. Ben egzozu için gazlıyorum yani. Ufak tefek böyle gazlıyoruz yolda giderken. Bugün güzel yakıt yaptık. Güzel yakıt yaptık. Bugün biraz üzdüm arabayı yakıt konusunda. Yani kendi aramızda böyle bir şey yapmak istedik. Benim bu ilk videom. Nasıl oldu? Nasıl olabilir? Neler yapabiliriz? Hiç inanın ki hiç bilgim yok. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı. Videoları çekmeyi planlıyoruz bu arada birlikte. Aynen, aynen. Şakir'le birlikte böyle yukarı. Piste çıkacağız mesela. Eylül'de pist var. Pistimiz var. GoPro ayarlıyoruz. Bu arabayla Şakir'le Eylül'de. İlk pist deneyimimi yaşayacağım. Bir aksilik olmazsa ilk pist deneyimimi bu arabada yaşayacağım. Ve çok da güzel olacağına eminim. Çünkü araba gereğinden fazla... Nasıl diyeyim yani? Bir güç var. Arabada bir güç var. Ama gereğinden fazla yok yani. Çok güzel bir gücü var arabanın. Çok tatlı bir gücü var. Siz de pist deneyimi Şakir'le birlikte öyle bir şey yapalım mı? Abi çok istekli. Öyle bir şey yapalım mı? Yapalım. Yanımda oturur o zaman. Evet, co-pilot olarak. Aynen. Ama şimdi şöyle, ben ilk defa piste çıkacağım biliyorsun. İkinciye de çıkarız. Gene Eylül ayında. Tamam da şöyle bir şey. İlk defa çıkacağım ben. İlk defa çıktığımda çünkü senin yanında olmanı istiyorum. Ben Interstate İstanbul Parkı bilmiyorum. Nerelere girilecek, nasıl bir açıyla gireceğim, nasıl bir hızla gireceğim inan ki hiç bilmiyorum. Hiçbir bilgim yok. O zaman ilki değil, ikinci. İkinciye. O videodan sonra şey yaparız. Yanımıza birini alırız. Hadi arabanın arkasında yer var. 3 kişi sığabiliyoruz. Yanımıza bir kişi alırız. İlk sen de çıkar, ikincisinde ben de çıkar. O co-pilot deneyimi yaşar. Tabii. Ama 18 yaşından büyük olması şartıyla. Evet, 18 yaşından. Çünkü piste giremiyorsunuz 18 yaşından küçükler. Yanımda dahi olsanız giremiyorsunuz. Öyle bir pist kuralı var. O zaman pist videosundan sonra görüşmek dileğiyle. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınıza paylaşmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Devamı Şakir'de. Devamı gelecek. Şakir'de devamı gelecek. Kalın. Vlog videolarımız gelecek. Gün devamı içinde gelecek. Nasıl bir gün geçirdiğimizi size göstermek. Ya bugün makara muhabbet. Sen geldin beni bugün aldın. Ne oldu bugün ben de anlamadım. ben kamerayı alayım dedim. Aldım yanıma ne olur ne olmaz diye. Hani böyle planımız yoktu abi. Plansız gelişti ama çok güzel oldu. En azından devamı senin arabanı tanıtmış olduk. Kendimizce eğlendik. Böyle bir video çıkar.